Proje üzerinden burası fabrika alanıdır, burası idare binasıdır. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi fabrika, aynen fabrika. Burada bakarsanız, burada fabrika, burada idare binası. Hepsi yapılmış, resmiyette uygun yapılmış. Para vermediğim için şu anda ben de buranın olmadığını söylüyorlar. Biz 11. etapta kırsal kalkınma projesine biz dilekçe ile başvuruda bulunduk. Proje verdik Tarım İl Müdürlüğü'ne. Projemiz onaylandı. Ankara'dan gelirken Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan kırsal kalkınmaya bakan bunlar tarımda çalışan elemanlardır. Bunlar bir şekilde yatırımcıları sıkıştırıyorlar. Bunlardan para koparmaya çalışıyorlar. Bana da aynısını yaptılar. Ben bir ay boyunca gidip geldim. Benim projem onaylandığı halde sözleşmeyi yapamadılar. Şu eksiğim var, bu eksiğim var. Havada suda bahanelerle sıkıştırdılar. Biz Bey geldi işte biz bütün yatırımcılardan 50 bin lira para alıyoruz. Sen de bunu verirsen senin işini yapacağız. Ben de dedim ki ben cezaevinden çıkmışım. Geçen sene benim maddi durumum yoktur. Bu kadar veremiyorum. Ondan dolayı 20 bin liraya indirdi. Bu parayı sen bize vereceksin yoksa biz senin işini yapmayacağız. Ben de şu anda bende para olmadığını biraz beklerseniz işim hak edişimi içeri verdiğimde paramı alırsam size bu parayı ödeyeceğimi söyledim kendisine. Ondan sonra biz işe başladık. Bana demişti, sen ne iş yaparsan bana fotoğraflarını atın, çekin gönderin. Biz kontrola gelmeyeceğiz. Sen orada yaptığın her işin fotoğrafını çek gönder. Ben de orada yaptığım bütün işlerin fotoğraflarını çekip kendisine gönderdim. Fotoğraflar şu anda bende mevcuttur. Bütün işim bitti. İşim bitince bunlar kendi aralarında birbirleriyle anlaşmazlığa girdiler. Geldiler dediler ki sen bizden habersiz, sen bu idare binasını yapmışsın. Ben dedim ki hayır, kesinlikle ben bu idare binasını sizden habersiz yapmamışım. Benim haberi var, telefon kayıtlarımızda vardır. Şu anda ben idare binasıyla fabrikam komplesini bitirmişim. 1 milyon 400 bin lira para harcamışım, hak edişimi içeri vermişim. Benim hak edişimle ilgili bir işlem yapmıyorlar. Niye ki ben onlara para vermiyorum diye. Normalde benim hak edişim geçen ayın 19'undan beri ben içeri vermişim. Her seferinden ben il müdürüne de gittim. Tarım Bakanlığı'na telefon açtım. Ben Tarım Bakanlığı'nın telefonuna WhatsApp üzerine fotoğrafları attım. Bana dönüş yaptılar. Senin işinle ilgileneceğiz. Bir türlü kimse ilgilenmedi. Hani ben şu anda sezonum gelmiştir. Mahsuller şu anda biçiliyor. Biçerler şu anda mercimekleri biçiyorlar. Benim makine sürecim vardır. Makineleri getirip de bu fabrikayı çalıştırmam gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü hak edişimi içeriği vermiyor ki ben makinelerimi alayım. Yani şu anda ben 1 milyar 400 bin lira oraya para harcamışım. Bir kuruş para hak edişten dolayı bir kuruş paramı almamışım. Yani bu konuda mağdurum. Eğer Başbakan veya Cumhurbaşkanımız bunu duyarsa bununla ilgilenirse sevinirim yani. Şu anda neredeyse ben tefecilerinden de düşeceğim. Çünkü hak ediş bu 1 milyon 400 bin lira para harcamışım, bir kuruş para almamışım. Belediye inşaat ruhsatımı almışım, belediye hak edişimi, iş yeri açma ruhsatımı bana vermiş. Bana şu anda bahaneleri işte gel sen bu idare binasının parasından vazgeçeceksin. Halbuki ben niye vazgeçeyim? Orayı sonuçta yapmışım, fotoğraflarda görüyorsunuz. Ben fabrikayı bitirmişim, iş yeri açma ruhsatımı almışım. 50 bin lira Türk parası şeye vermediğim için, tarım elemanının ismini saydığım insanlara vermediğim için benim işim şu anda orada aksatıyor. Bilinçli bir şekilde aksatıyorlar. Sayın Bakanımız diyor ki milli tohum, milli tohum. Ben sertifikalı tohum üretim tesisi yapıyorum. Ki ben 6 yıldır sertifikalı tohum üretim firmasıyım. Hani şu anda Tarım İl Müdürlüğü'ndeki personeller bilinçli olarak bizi bir konuda mağdur ediyorlar.